Herkese selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. PES 21'de Fenerbahçe kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son Ankaragücü karşılaşmasında kalmıştık. Ben Ankaragücü karşılaşmasını yaptım arkadaşlar. Sizlere Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini izletmek için ard arda Ankaragücü'nü kendim video harici yaptım. 1-0 kazandık ve 3 puan daha hanemize yazdırmış olduk. 25 puanla zirvedeyiz, hemen ardımızdan 22 puanla Beşiktaş'ı görüyoruz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. 3. sırada Sivasspor. Dördüncü sırada Başakşehir var 17 puanla ve o şekilde gidiyor arkadaşlar. Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini sizlerin karşısında, huzurunda oynayacağız. Zorlu bir derbi olacak. Bakalım neler yapacağız. Ben de merak ediyorum. Yeni transferlerimiz olacak arkadaşlar. Güzel, sağlam, kadromuza yakışır transferlerimiz olacak. Onları da sizlere belirtmek istiyorum. 9 haftayı geride bıraktık. 10. haftada Trabzonspor karşılaşmasıyla arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zamanı ileri al diyelim, sonraki maça git diyelim arkadaşlar. Şimdi oyun planına bir gelelim bakalım. Takımımızda kimler var? Böyle abuk subuk insanları inşallah almamışızdır. Perotti, Samatta, Sinan Gümüş diyor. Şuradan şeyimizi bir yükleyelim bakalım. Bizim orada 4-1-2-3 hazırda sistemimiz vardı. Evet, Sosa orada. Sinan Gümüş, güzel. Sinan Gümüş'ün yerine başkasını koyabilir miyiz? Ona bir bakalım. Sinan Gümüş'ün yerine de koyacak bir adamımız pek yok aslında. Sinan orada oynayabilir arkadaşlar ama Ozan Tufan'ı sağ bekte olması, yani Gökhan Gönül'den daha da biraz daha yüksek oynuyor sağ bekte. Yok, Ozan Tufan'ı sağ bekte oynatacağız arkadaşlar bugün. Bugünlük böyle yapacağız. Caner Erkin'i Filip Nova'nın yerine Caner Erkin'i koymak istiyorum sol beke. Onun haricinde bakalım değiştirmek istediğimiz başka. Mesut tamam. Perotti orada. Pelkas'ı ikinci yarı sokabiliriz. Serdar Aziz. Atilla Salahi var. Atilla Salahi'nin yerine de arkadaşlar Tisserant'ı koyabiliriz. Salahi Galatasaray karşılaşmasında oynatabiliriz. Ve Trabzonspor derbisine hepiniz hoş geldiniz. Deplasmanda Trabzon'da oynanacak olan bu karşılaşmayı bakalım kim kazanacak. İyi oynayan kazansın diyoruz. Ve başlama vuruşu diyoruz. Karşılaşmamıza başlamak için hareket ettik arkadaşlar. İstanbul'dan Trabzon'a doğru otobüsümüzle veya işte uçağımızla mı artık? Uçakla oraya ineriz. Havalimanından otobüse gideriz artık herhalde. Öyle yaparız diye düşünüyorum. Uçakla İstanbul'dan Trabzon'a doğru hareket etmeye başladık. Birazdan statta olacağız. Bekliyoruz. Oyun ipuçları falan diyor. Onları da atlayalım. Evet arkadaşlar, karşılaşmamıza başlamak üzere Trabzon'a geldik. Trabzon'da güzel bir hava var. Öğlen saat 14.00'da başlayacak bu karşılaşma. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Böyle çekişmeli, heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da stada geliyor. Sahaya çıktılar şu an. İki takımın da kazanmaya ve puana ihtiyacı var arkadaşlar. Fenerbahçe'nin zirvede yerini koruması için 3 puana ihtiyacı var. Trabzon'un da artık alt sıralardan üstlere çıkmak için 3 puana ihtiyacı var ve büyük Trabzonspor Fenerbahçe derbisi karşılaşmamız başladı arkadaşlar. Abdülkadir, Yunus Mallı. Şimdi Sinan Gümüş pozisyonu bozma çabasında. Samatta, Samatta'ya gelmedi. İlk pas hatamızı yaptık ayağımıza geçer geçmez. Abdülkadir, geçirmememiz lazım. Serdar Aziz'de kaldı. Mesut. Bekletmeden Samatta'ya. Samatta. Böyle boşta bir arkadaşına doğru baktı ama maalesef kaptırdık topu. Mallı. Ondan Bakasetas. Bakasetas. Dani vurdu dışarıya. Trabzonspor çok net fırsatı değerlendiremiyor. İzliyoruz tekrarını pozisyonun. Bakasetas'ı bu arada arkadaşlar sezonun ilk yarısında büyük bir ihtimalle alacağız. Onu da söyleyeyim. Trabzonspor'da şu an oynayan Bakasetas'ı sezonun ilk yarısında takımımıza dahil edebiliriz. Onun bilgisini vereyim, kesin değil ama. Öyle bir görüşmeler şu an sürüyor. Ama Trabzonspor karşısında birazcık zorlanıyoruz arkadaşlar. Güzel paslaştık. Sosa vurdu. Dışarıya. Jose Sosa'nın vuruşu dakika 8'de dışarıya. Bir tehlikeli atak da bizden. Bir net atak da pozisyonda bizden arkadaşlar. Maalesef kaçırıyoruz. Hızlı başladı karşılaşma. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması hızlı başladı arkadaşlar. Flavio. Luis Gustavo bastırıyor. Victor Hugo'dan Xavier. Oyun takılıyor arkadaşlar. Son 1-2 gündür oyun takılmaya başladı. Bunun nedenini bilenler varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi oyunda takılmalar oluyor. Önceden olmuyordu. 1-2 gündür olmaya başladı.
Nedenini bilmiyorum ama Jose Sosa söktü aldı mükemmel bir şekilde Mesut. Mesut'tan geçmedi. Samatta'ya geçmedi. Ozan Tufan var orada. Bakasetas. Tehlikeli isimlerden birisi Bakasetas vurdu dışarıya gitti. Kaptan Bakasetas bugün Trabzonspor'un ilk 11'inde. Şutunu böyle çekti izliyoruz. Pozisyon tekrarını Bakasetas düzeltti ama çerçeveyi tutturamamış. Riske girmeyelim, birazcık uzun oynayalım arkadaşlar. Mesut'un olduğu noktaya doğru Mesut indirdi Caner'e. Caner. Güzel bir pas düşüncesi, Mesut'a geçmedi ama Mesut kapıyor topu. Aa Mesut, hadi. Faul mi? Hocam şu faulleri artık, buna da mı faul? Bak avantaja bıraktı. Yemin ediyorum buna da faul verdi, avantaja bıraktı. Serdar Aziz kapat orayı Serdar. Abi Trabzon çok tehlikeli geliyor, onu söyleyeyim. Trabzon çok tehlikeli geliyor arkadaşlar. Trabzonspor deplasmanından alacağımız bir puan bile şu an önemli gibi geldi bana arkadaşlar. Tabi kazanırsak çok güzel olacak ama bir puan bile çok önemliymiş gibi geldi. Çünkü yani çok güzel oynuyor arkadaşlar Trabzon şu an kendi evinde. Çok güzel oynuyor, çok güzel geliyorlar. Deplasmanda bir puan güzeldir Trabzon'dan koparmak. Deplasmanda bir puan koparmak güzeldir arkadaşlar. Ama amacımız tabii ki de yemek olacak. Ama bir gol atarsa ilk yarıda bir golle öne geçersek süper olur bizim için. Samatta güzel sıyrıldı, kayarak müdahale. Topa diyor hakem. Faul bekledi orada bir an Samatta ama. Şimdi Perotti yaptı ortasını. Sinan Gümüş. Sinan'a gelmeden uzaklaştırdılar. Caner. Ah be, Caner'in pası Mesut'a geçmedi. Tehlikeli geldik. Trabzonspor kapandı kendi yarı sahasına. Caner Erkin kullandı, Serdar Aziz. Ondan Mesut. Mesut ah be, sağ kanada düşünecektik. Flavio girdi, kaptı Mesut'tan topu. Bakasetas sırma çabası. Tisserand geliyor, kapıyor topu ve faul dedi hakem. Hakem düdüğü çaldı. Tisserand'ın hareketine faul dedi. Faul vermese şaşırırdım çünkü çok güzel bir şekilde gole gidiyorduk arkadaşlar ama maalesef hakem durdurdu ve Samatta kapıyor Victor Hugo'dan topu. Samatta kaptı ama adamın üstüne doğru gittik abi ya. Adamın üstüne doğru gittik. Flavio sağ kanadı gördü. Caner Erkin. Mükemmelsin Caner Erkin. Samatta top bekliyor. Samatta'nın koşuna doğru. Abi yemin ediyorum. Bak Samatta yetişemeyecek diye pasa bastım adamın ayağından alsın diye. Samatta'nın da yetişesi tuttu. Gerçekten net fırsatı da bu şekilde aptalca harcamış olduk. Caner Erkin yine orada. Abdülkadir Ömür'e fırsat vermiyor arkadaşlar. Jose Sosa var. Eski takımına karşı Jose Sosa bugün sahada arkadaşlar. Tisserand kapat orayı. Kapat orayı Serdar Aziz. Mükemmelsin be. Fırsat vermedik. Güzel paslaşmalar. Luis Gustavo. Ozan Tufan'ı gördü. Ozan. Güzel gönderdi sol kanada doğru ama geçmedi. Mesut Özil kovalıyor. Gustavo geldi bu noktaya. Gustavo pozisyonunu bozdu. İlk yarı bayağı çekişmeli geçti ama henüz gol sesi çıkmadı ilk yarıda. Karşılıklı tehlikeli ataklarımız var. Kapatmamız lazım. Bakasetas vurdu. Altay Bayındır'da kaldı top. Fenerbahçe defansı rahat bir nefes aldı. Altay dikti degajını. Mesut'un olduğu noktaya doğru. Mesut indiremedi. Sosa var orada, kapabilir mi? Kapamadı. Ozan Tufan. Ozan. Ondan Sosa'ya. Sosa. Tehlikeli geliyoruz. Sosa bir ara pas düşüncesi. Perotti içeriye Samatta vurdu. Defanstan döndü kaleci tek yumruk. Serbest vuruş dediler. Kaleciye yapılan hareket serbest vuruş. Kaleci kimdi abi? Uğurcan Çakır mı? Yok. Akbulut. Ne Akbulut'tu bu adam ya? Niye Uğurcan'ı oynatmıyorlar? Uğurcan'ı niye oynatmıyorlar abi? Luis Gustavo indirdi Samatta'ya. Samatta ileride kimse yok. Kayarak müdahale. Hele şükür abi. Hele şükür bize de bir faul verdin yani. Hakem Flavio'yu uyarıyor. Uyarmakla yetindi. Kart göstermedi arkadaşlar. Aslında kart gösterebilirdi. Çünkü net bir pozisyon olacaktı. DLS'de yaptığımız taktiği yapacağız. Bir kişinin üstünden aşırtacağız ve gelişine rovaşata çakacağız arkadaşlar. Bakalım, öyle bir planımız var. Şu şekil. Ulan barajdan döndü ya. Bir tane baraj var, ondan döndü arkadaş ya. Serdar Aziz geçmedi. Bakasetas koydu ayağı. Kaldırdı Gustavo. Net pozisyonda bu şekilde tehlikeli paslar atması kontra yememize sebep olacaktı ama neyse ki kendi hatasını telafi etti. İlk yarı son düdük geliyor Trabzonspor deplasmanında. Skor 0-0 arkadaşlar. İkinci yarıda bakalım neler yapacağız. Hızlı bir maç
oldu. İlk yarısı hızlı bir karşılaşma oldu. Ama henüz gol sesi çıkmadı arkadaşlar. İkinci yarıda bakalım. İyi oynayan yine kazansın sloganıyla başlayacağız. Kim iyi oynayacak, kim kazanacak? Maç sonunu şimdiden merak ediyorum. Ozan Tufan'dan sağ kanada Sinan Gümüş. Ondan tekrardan sağ kanattaki Jose Sosa'ya güzel orta gol getirirlerdi ama Jose Sosa sıyrılma çabası. Sıyrıldı, Sosa yaptı ortasını. Mesut dışarıya. Mesut. Sosa burada sıyrılma çabası. Sıyrılıyor da burada. Çalımını atıyor. Sol ayakla güzel orta. Mesut gelişini dışarıya vurdu. Net pozisyon arkadaşlar. Net pozisyonu maalesef değerlendiremedik Mesut Özil'le. Samat da karşıladı Victor Hugo. Hugo. Ondan parmak. Parmak. Parmak gözüyor arkadaşlar. Adamın adını o şekilde oluyor. Arda Akbulut. Evet, kaleci Arda Akbulut arkadaşlar. Bir an adamın adı aklıma geldi. Jose Sosa. Ondan Sinan Gümüş. Samat'ta'yı gördük. Boş pozisyonda. Samat da top istiyor. Mesut da güzel poz. Gelişine Mesut durdu. Arda da kaldı top. Tehlikeli geldik bu dakikalarda Trabzonspor kalesine. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir. Caner Erkin var orada. Caner Erkin pozisyonu bozdu Abdülkadir'in. Flavio. Mesut karşılıyor. Flavio uzun oynadı. Tisserant var o noktada. Caner Erkin. Kimde kaldı yine Abdülkadir'de top. Mesut. Kapabilirsek tehlikeli olabilir. Kapamadık. Perotti. Perotti karşıladı yine, kapamadı Abdülkadir. Mesut'ta kaldı top. Mesut'tan Samatta'ya güzel pas. Samatta koşuyor doğru Sosa'nın. Sosa sıyrılma çabası. Yunus Mallı geçemedik ama pası aktardık. Sinan Gümüş geriye döndü. Dani'de kaldı top be. Dani. Mesut. Riske girmedi. Geriye Tisserant'la oynadı. Tisserant'tan pas hatası geldi. Abdülkadir'den Bakasetas'a. Gustavo karşılıyordu. Serdar Aziz offside mı? Faul mü? Nerede faul abi? Orada. İzliyoruz. Nerede faul abi burada? Allah aşkına ne var burada? Ya bırak arkadaş ya. Hakem yine başladı abi. Hakem yine başladı. Hakem yine başladı arkadaşlar maalesef. Hakem yine başladı. Umarım hakemin bu abuk subuk kararları bize pahalıya mal olmaz diye düşünüyorum. Yine orada yine bir faul belirledi. Bir avantajı bıraktı arkadaşlar. Sinan Gümüş'ten Mesut'a güzel bir pas geçer mi? Geçti. Mesut gelişine dışarıya. Mesut. Sinan Gümüş'ten mükemmel pas. Sinan Gümüş'ten mükemmel pas izliyoruz. Mesut'un önüne. Mesut'un vuruşu dışarıya. Ah be Mesut'cum, ah be Mesut'cum be. Samat'ta yaratmadım bugün ya. Yemin ediyorum Samat'ta yaratmadım ya. Bir oyuncu değişikliği yapmamız lazım bu dakikalarda. Victor Hugo, Sinan Gümüş bastırıyor. Abdülkadir, Sosa. Bakasetas. Gustavo geldi pozlu pozisyonunu. Samatta'ya bir ara pas geçmedi. Abdülkadir. Mesut karşılıyor. Abdülkadir sıyrıldı Mesut'tan Flavio. Sağ kanattan tehlikeli geliyor Trabzonspor. Serdar Aziz pozisyonu bozmamız lazım. Flavio. Ortası tehlikeli olabilir. Güzel orta gol getirebilir. Caner Erkin. Taç Trabzonspor'un. Taç Trabzonspor'un. Kullandılar. Abdülkadir ceza sahasına doğru girdi. Yani var orada. Sinan Gümüş. Hala Trabzonspor'da, tehlike geçmiş değil. Kaparsak kontraya kalkabiliriz. Uzaklardan bir şut. Hızlı oyna Altay. Hızlı çık. Hızlı çık Sinan Gümüş'ten Samatta'ya. Şöyle Mesut Özil'in koşuna doğru attık ama Mesut hiç oralı değil abi. Hem top istiyor hem koşmuyor. Ayağına bekliyor topu. Luis Gustavo. Luis Gustavo geldi, söktü, aldı topu. Şimdi Samatta'ya. Samatta. Ortaya döndük ama çarptı orada be. Yunus Mallı. Ondan Dani'ye. Geçmedi. Abdülkadir vurdu, çarptı. Hadi Altay be. Abdülkadir'in vuruşu. Defanstan döndü korner. Altay birazcık hızlı olabilseydi şu an bu korner olmayacaktı. Bakasetas köşe vuruşunu kullandı Yunus'a doğru. Yaptı ortayı. Sosa'yı geçti. Ozan Tufan vurdu, uzaklaştırdı. Perotti bakıyor. Perotti bakıyor. Altay Bayındır mükemmelsin abi. Altay Bayındır mükemmelsin abi. Samatta'nın yerine kimi değiştirelim abi? Sinan'ı değiştirelim. Onun yerine İrfan'ı alalım arkadaşlar. Onun yerine İrfan'ı aldık oyuna. Bir köşe vuruşu daha. Tehlikeli atakları var bu dakikalarda Trabzonspor'un ama Serdar Aziz kaptı topu. Bir kontra atak olabilir mi bizim için? Güzel bir... Abi nereye? Allah aşkına ben oraya atmadım ya. Allah aşkına ben oraya atmadım ya. Luis Gustavo.
Onu da geçti. Trabzonspor tehlikeli geliyor hala arkadaşlar. Abdülkadir, Ekuban. Ekuban da oyuna girmiş. Xavier, Bakasetas vurdu. Altay Bayındır, hızlı çıkalım abi, hızlı. Mesut'a, Mesut indirdi Sosa'ya. Sosa bekletmeden Samatta'ya, Samatta. Sosa paslaşması. Sağ kanadı gördük İrfan'a. İrfan, sıyrılma çabası. İrfan sıyrıldı mı rakibinden? Victor Hugo girdi araya. Tekrardan kapabilirdik ama Arda uzaklaştırıyor. Perotti indirdi Samatta'ya doğru. Boş pozisyonda Samatta. Yapıştır oralardan gelsin. Korner. Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin. Yine klasik Fenerbahçe taktiğiyle bir korner kullanabiliriz arkadaşlar. Ön direkte bu sefer oyuncumuz var. Ondan önce bir oyuncu değiştirebiliriz aslında. Ondan önce bir oyuncu değiştirebiliriz arkadaşlar. Çünkü oyuncularımız bitti. Yani Perotti sol kanatta tamamen bitti arkadaşlar. Perotti'nin yerine Pelkas hızlı bir şekilde oyunu alalım. Mesut Özil'i alkışlarla uğurluyoruz. Mesut Özil'in yerine de arkadaşlar Mert Hakan Yandaş'ı oyuna dahil ediyoruz. Ve bu şekilde 3 oyuncu değişikliğimizi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi Mert Hakan Yandaş. Oyuna yeni girdi. Mesut kullanacaktı köşe vuruşunu. Böyle ön direğe doğru. Oradan arkaya aşırttık. Gelişine Sosa vurdu. Mükemmel gol. İşte bu taktik işe yarıyor her zaman. Jose Sosa. Yine ön direğe orta. Arkaya aşırttık. Kafayla Sosa, mükemmel gol. Dakika 82'de geliyor gol. Bu golün birazcık telafisi yok gibi arkadaşlar. Yeni oyuna giren. İzliyoruz arkadaşlar pozisyonu. Mükemmel gol be. Arkaya aşırttık. Arkaya aşırttık. İzliyoruz arkadaşlar. Arkaya aşırtıyoruz burada. Gelişine Sosa vurdu. Mükemmel, tam 90'a çakıyor kafayı. Sosa'dan yine süper bir gol arkadaşlar. Jose Sosa golün ismi, dakika 82. 1-0 öndeyiz. Klasik Fenerbahçe korner taktiğiyle yine PES 2021'de Trabzonspor deplasmanında Trabzon'a karşı dakika 82'de yine golümüzü buluyoruz arkadaşlar. Ön direğe orta. Arkaya aşırtıyoruz. Ve gelişine çakıyoruz, kafayı atıyoruz arkadaşlar golümüzü. Mert'ten Pelkas'a. Pelkas. Pelkas'tan nereye? Kaleci Arda'da kaldı top. Dakika 87'ler. Dakika 87'ler. 1-0 öndeyiz. Trabzonspor deplasmanında. Bu mükemmel 3 puanı almaya çok yakınız ama Denizli Spor maçına benzemezse arkadaşlar, 90'larda gol yemezsek eğer, 3 puana çok yakınız şu an. Ekuban indirdi Marlon'a. Abdülkadir. Bakasetas. Bakasetas'tan Ekuban'a. Ekuban tehlikeli geliyor Trabzonspor. Marlon. Luis Gustavo geldi, söktü, aldı Marlon'dan topu. Luis Gustavo. Luis Gustavo tek başına ilerliyor. Luis Gustavo. Hala Luis Gustavo'da top. Bir ara pas Samatta'ya, hızlı. Bir ara pas Samatta'ya, hızlı. Ve son düdük geliyor. Trabzonspor deplasmanında 1-0 kazanıyoruz arkadaşlar bu karşılaşmayı. Güzel bir maç oldu. Güzel bir gol attık. Güzel bir çalışılmış bir pozisyonla golümüzü buluyoruz arkadaşlar. Rastgele atılmış bir gol değil. Çalışılmış, bilinçli atılan bir golle Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardık arkadaşlar. 3 puanı aldık. Bakalım diğer karşılaşmalar nasıl geçmiş? Puan farkını açabildik mi? Ankara Gücü Antep'i 2-0. Denizli Malatya ile kendi evinde 1-1. Hatay 2-2 Gençler Birliği ile ve Antalyaspor'da 0-0 berabere kalmış arkadaşlar. Maçların çoğunluğu beraberlikle tamamlanmış. Şimdi 22 puan Beşiktaş'ın, 28 puan bizim var arkadaşlar. Ama Beşiktaş'ın bir maçı eksik herhalde. Bakacağız. İlerleyen zamanlarda bakacağız. Beşiktaş maçlarını tamamladıktan sonraki puan durumu nasıl olacak arkadaşlar? Hep beraber göreceğiz ve heyecanlı bekleyiş. Sizlerin yorumlarda sorduğunuz, abi derbiler ne zaman dediğiniz maçların gününe geldik arkadaşlar. Derbi günü 3. bölüm diyor. Atlayalım burayı, bir basın toplantısı yapıyoruz. Derbi maçından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz diye soruyorlar bize. Başa baş bir maç var. Sanırım zor bir yarış olacak ama biz kazanacağız diyoruz arkadaşlar. Basın toplantısında Galatasaray karşısında net kazanacağız sloganıyla basın toplantımızı gerçekleştirdik ve sonraki maçımız arkadaşlar Fenerbahçe Galatasaray derbisi kendi evimizde saat 16.00'da oynanacak bu karşılaşmayı sizlere hemen sunmak için sonraki maça gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım
nasıl bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi olacak? Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Galatasaray karşısında kaybetmek gibi bir seçeneğimiz yok. Asla durmayın. Oyunu kontrol edin ve konsantre olun diye konuşmamızı soyunma odasında takımımıza yapıyoruz arkadaşlar. Hiç kimse bir derbiyi teknik ve taktikle kazanmamıştır. Bunun gibi maçları yüreğinizle kazanırsanız şimdi sahaya çıkın ve kimin yüreği yetiyormuş gösterin diyoruz ve takımımızı gaza getiriyoruz, alkışlıyoruz ve sahaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oyun planımıza bir gelelim. Altay'ı görüyoruz. Lemos. Lemos olmaz abi. Lemos olmaz. Lemos olmaz kesinlikle. Tisserand ya da Salah'ı koymamız lazım oraya. Serdar Aziz'i bir kolay Salah'ı diyorum. Serdar Aziz'i koymamız lazım. Atilla Salah'ı oynasın. Gökhan Gönül sağ bekte oynuyor. Tamam oynasın abi. Sosa, Valencia güzel. Sinan Gümüş bu sefer sol kanatta olarak ayarlamışlar ama sol kanada bakalım. Kimi koyalım? Yedeklerimizden kim var arkadaşlar? Perotti'yi koyalım arkadaşlar. Perotti yorgun olabilir aslında. Saraçoğlu stadında güzel bir atmosfer var. Görüyorsunuz stadyum. Tribünler tıklım tıklım dolu arkadaşlar. Taraftarlar desteklerini esirgememek için tribünleri full doldurmuşlar. Muslera geldi görüntüye. İki takım sahaya çıkıyor. Falcao'yu görüyoruz arkadaşlar. Ardından Muslera'yı görüyoruz. Bizde de Gustavo var. Altay Bayındır'ı görüyoruz. Kaptan olarak Luis Gustavo yer alıyor. Ve Samatta'nın vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe Galatasaray derbisine hepiniz hoş geldiniz. Luis Gustavo. Samatta'yı güzel gördük. Sol kanatta Saracchi. Sosa bastırıyor. Emre Akbaba. Onyekuru. Valencia geldi. Kaptı Onyekuru'dan. Jose Sosa. Sosa Samatta'yı gördü. Kaldırdı Samatta'nın koşana doğru. Güzel bir pas düşüncesiydi ama kafayla uzaklaştırdılar. Saracchi riske girmedi. Taça attı. Taç Fenerbahçe'nin. Tehlikeli noktadan bir taç atışı kullanacağız. Valencia yaptı ortasını. Perot diye gelmedi be. Jose Sosa kafayla yine Valencia kaldırdı Samatta'ya. Offside. Offside. Erken dakikalarda tehlikeli geldik ama offside'e yakalanıyoruz. Muslera dakika henüz 5. Offside kullandı Saracchi'ye doğru. Saracchi. Onyekuru'dan geriye. Tekrardan Saracchi, Sosa var orada. Marcao. Emre Akbaba. Mesut kapattı orayı. Sağ kanadı tercih ettiler. Atan yönünü değiştirdiler. Perotti var Donk'un önünde. Emre Kılınç. Ozan Tufan. Bugün sol bekimizde yer alıyor arkadaşlar. Yetlin. Tisserand geldi bozdu pozisyonu. Perotti. Luis Gustavo. Güzel sakladı topu. Gustavo. Mesut'u düşündü ama geçmedi. Tehlikeli bir yerde kaptırdı topu. Halil vurdu. Dışarıya gitti. Net pozisyon. Galatasaray net pozisyonu değerlendiremedi arkadaşlar. İzliyoruz. Falcao burada. Güzel gördü. Net pozisyon. Direğin hemen dibinden dışarıya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi arkadaşlar. Serdar Aziz. Ondan Gökhan Gönül. Sağda Valencia'yı oynadık ama taş bizim. İlk tehlikeli, ilk net pozisyon Galatasaray geldi. Dakika onlarda. Gökhan Gönül Jose Sosa ile oynadı. Sosa. Sosa kaptırdı topu. Müdahale vardı orada. Faul bekliyoruz ama hakem oynayın dedi. Serdar Aziz. Valencia'dan Samatta'nın koşuna doğru mükemmel pas. Samatta önüne alırsa tehlikeli olabilir. Alamadı. Marcao. Saracchi. Belhanda. Emre Akbaba. Gustavo geldi. Kaptı topu ama faul yapıyor topu kaparken. Serbest vuruş dedi hakem. Emre Akbaba faulü kapıyor orta yuvarlakta. Topun gerisinde Emre Akbaba Yedlin'le oynadı. Perotti. Yedlin'den alırsak aldık. Abi yine serbest vuruş ya. Kardeşim her şeyde faul olmaz be birader. Her şeyde faul olmaz be abicim. Be hakemcim, hocam. Kardeşim. Yine topun gerisinde Emre Akbaba dakika 15'ler. Arda arda serbest vuruş verildi Galatasaray'a arkadaşlar. Valencia bekletmeden Sosa'yı düşündük ama geçmedi. Belhanda da kaldı. Falcao. Falcao'yu döndürmememiz gerekiyordu ama maç hızlı başladı arkadaşlar. Fenerbahçe Galatasaray derbisine yakışır bir karşılaşma oluyor şimdiye kadar. Dakika 18'lerde karşılıklı tehlikeli ataklar. Ama henüz gol sesi çıkmadı. Erken dakikalarda Marcao. Valencia kovalıyor orayı Emre Akbaba. Sağ kanatta Emre Kılınç. Emre. Halil güzel gördü. Emre Akbaba'dan Falcao yine. Serdar Aziz geldi. Pozisyonu bozma çabası. Falcao vurdu.
Az farklı dışarıya. Yine şut çektirdik. Yine orada Falcao'yu döndürdük. Umarım ileride bu bize gerçekten pahalıya mal olmaz arkadaşlar. Falcao'yu çok döndürmeye başladık oralarda. Onyekuru. Sağ kanatta neden bizden kimse yok arkadaşlar? Onyekuru bomboş ilerledi orada. Luis Gustavo. Luis Gustavo'nun pası hatalı. Halil Dervişoğlu. Emre Kılınç. Yine tehlikeli geldiler. Köşe vuruşu Galatasaray'ın. Köşe vuruşu Galatasaray'ın arkadaşlar. Topun gerisinde Yunus Belhanda. Topun gerisinde Yunus Belhanda kullandı korneri. Kim var? Luis Gustavo'ya da geçti. Saraci koşuyor ama taç Fenerbahçe'nin. Top olduğu gibi dışarıya gitti arkadaşlar. Farklı bir şekilde korner kullanmış oldu Galatasaray. Valencia'ya indirdi Gustavo. Tam çizgide zorla tuttuk topu. Belhanda'ya çarptı tekrardan. Köşe vuruşu bizim. Gökhan Gönül'le taç açısını kullandık. Valencia. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Pas geçmiyor abi. Bir şekilde adama çarpıyor. Bir şekilde bala mala adama çarpıyor. Yine pas geçmiyor. Onyekuru yaptı ortayı. Falcao eyvah. Dakika 27 Falcao. Galatasaray Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Deplasmanda arkadaşlar. Kendi evimizde Şükrü Saraçoğlu'nda 1-0 gerideyiz. Dakika 27'de 28'de yediğimiz golle. Dedik abi Falcao'yu orada boş bırakmamamız gerekiyor. Çok tehlikeli geldiler. Orta sağ kanatta kimse yok. Sağ kanatta kimse yoktu. Onyekuru orada bomboş pozisyonda sürdü topu. Ve burada orta yaptırdık. Gustavo var. Gustavo'ya rağmen müdahalesi yetersiz. İki kişinin arasından Falcao güzel vurdu. Altay Bayındır'ın da müdahalesi yetersiz. Ve dakika 20'de maalesef ki kalemize golü görüyoruz arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Maç 90 dakika top yuvarlak diyoruz. Ve kaldığımız yerden karşılaşmamıza moralleri bozmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Gustavo Amatta'ya doğru geçmedi. Biz ilerideki adamları bir türlü topla buluşturamadık arkadaşlar. Sıkıntımız öncelikli o. Yunus Belhanda. Jose Sosa kapamadık yine. Yine kapamadık topu. Falcao döndürmeyelim arkadaşlar. Artık şu Falcao'dan topu bir alalım, döndürmeyelim. Bir de en iyi oyuncu derecesinde oynadığım için arkadaşlar zorlu oluyor tabii maçlar. En üstü süperstar biliyorsunuz. Onun bir altında oynuyoruz. Valencia kaptı bu arada topu. İçeriye doğru. Samatta'ya geçmedi. Samatta yapıştır gelsin 1-1'le. Samatta Galatasaray defansında büyük hata. Affetmiyoruz bunu. Dakika 34. Hemen cevap verdik be. İşte bu. 1-1. 1-1. İzliyoruz. Burada büyük hata geldi. Burada büyük hata geldi. Pası aktardık. Kayarak müdahale. Yeni'ye yetersiz orada. Samat da koşuyor. Pozisyonu iyi takip ediyor ve Muslera çaresiz arkadaşlar. Durum 1-1 oldu. Samat da burada ıskaladı, vuramadı. Ama ikinci pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı. Muslera maalesef çaresiz arkadaşlar. Tam dakika 34'te durumu 1-1'e getirdik. Güzel. Güzel bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi oluyor arkadaşlar şu ana kadar. Valencia'ya yine mükemmel pas Gustavo'dan. Sırılırsak ikinci gol işten bile değildi ama Marcao geldi bozdu pozisyonunu. Luis Gustavo. Tisserand geriden geldi, kaptı topu Mesut. Kayarak müdahale Mesut'a. Oynayın dedi hakem. Serdar Aziz Falcao'dan kapamadı. Onyekuru yine soldan geliyorlar. Onyekuru Falcao paslaşması. Altay'da hızlı çıkalım. Hızlı çıkalım abi. Hızlı çıkalım ama... Hızlı çıkalım derken de topu kaptırmayalım. Belhanda. Mesut. Mesut kaptı. Derinlemesine pas gelir mi oradan Samatta'ya? Geçmedi. Marcao'ya girdi araya. Gong. Luis Gustavo. Sırılma çabası. Samatta'da kaldı hala diyecektim. Serdar Aziz. Falcao'dan önce müdahaleyi yaptı. Sosa. Ondan Gustavo'ya. Tehlikeli geliyoruz. Gustavo. Gustavo. Hala Gustavo'da top. Luis Gustavo. Pasını. Abicim be. Ya şutunu vur ya pasını düzgün aktar be. İlk yarının son düdüğü her an çalabilir arkadaşlar. Tisserand. Bakalım. Hata yapabilecek miyiz? Samatta. Güzel aktardık. Mesut. Ondan Sosa'ya. Ah be geçmedi. Geçmedi hakem. Son düdüğü çaldı ilk yarı. 1-1 skorla arkadaşlar sona eriyor. Güzel mücadele oldu ilk yarıda. İki karşılıklı goller var. Galatasaray defansında büyük bir hata vardı. Bunu affetmedik.
Durumu 1-1'e getirdik arkadaşlar. Devre arası %63'te Galatasaray'ın topla oynaması var. Ona rağmen bizim bir şutumuz var arkadaşlar. Bir şutumuz, o da isabetli, o da gol. Galatasaray'a 7 tane şut çektirmişiz ilk yarıda. Yani Galatasaray'ın bayağı bir üstün performansı var arkadaşlar ilk yarıya bakarsak. Yani bize nazaran bayağı bir güzel oynamışlar. Bakalım ikinci yarıda neler olacak, hep beraber göreceğiz. Serbest vuruşu kullanıyoruz. Galatasaray'ın bizden daha çok puana ihtiyacı var arkadaşlar, biliyorsunuz. Galatasaray 12. sıralarda falan yer alıyordu. Oralardan kurtulmak için önüne geçen her maçı final havasında oynaması gerekiyor. Bizden daha çok 3 puana ihtiyacı var. Yani bizim de tabii ki de 3 puana ihtiyacımız var ama biz biraz farkı da aşmış gibi duruyoruz. Aşmadık aslında da. Beşiktaş'ın falan maç eksiği var. Yine de lideriz arkadaşlar. Galatasaray tabii ki şu an hak etmediği pozisyonda durduğu için her maçı final havasında çıkıyor. O şekilde oynamak zorunda. Bizden daha baskılı oynamak zorunda. Ayrıyeten bu bir derbi arkadaşlar. Bu bir derbi arkadaşlar. Falcao'nun şutu. Yine çerçeveyi tutmadı Allah'tan. Bu dakikalarda bir gol bulursa Galatasaray telafisi çok çok zor olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Luis Gustavo. Yükselmedi. Yükselemedi. Yükseltmediler. Mesut. Yedlin. Perotti var karşısında. Bu sefer birazcık erken dakikalarda oyuncu değişikliği yapacağım. Top taça çıkmadı ama yedliğinde kaldı. Hisserant. Güzel paslaşıyor Galatasaray. Sağ kanattan tehlikeli gelecekler ama serbest vuruş. Aman. Out. Allah korusun. Ne serbest vuruş abi. Bu noktalardan serbest vuruş tehlikeli olur bu dakikalarda. Valencia. İndirdi Gustavo'ya. Gustavo açtı ayağından. Falcao'da kaldı. Dervişoğlu. Halil. Emre Akbaba. Hisserant. Faul yapıyor. Hemen kullandılar bekletmeden. Perotti. Kapıyor topu, kazandırdı Samatta'ya. Samatta. Önünde kimse yok. Kendi gidiyor. Samatta bir geriye döndü şöyle. Ama nereye abi? Samatta'nın pası nereye abicim? Bir bakarak oynayın Allah aşkına ya. Bir bakarak oynayın ya. Tisserant. Ondan Mesut'a, Mesut'tan tekrardan Perotti'ye. Güzel paslaşmalarla girmeye çalışıyoruz. Koydu omuzu. Samatta'ya kaptı. Muslera uzaklaştırıyor. Luis Gustavo. Ondan Samatta'ya güzel pas. Samatta sıyrıldı içeriye. Pası aktaramadık. Pası aktaramadık. Gustavo'ya çarptı. Tekrardan Gustavo. Kaparsak. Ki kaptık. Samatta. Sol kanatta Perotti'yi mükemmel gördük. Perotti. İçeride top bekliyor. Valencia. Valencia mükemmel gol be. Dakika 64. 2-1 öndeyiz. Golün güzelliğine bakın be. Enner Valencia. Stadyum yıkılıyor arkadaşlar. Tribünler yıkılıyor. Dakika 64'te Valencia'nın golü, ama ne gol, ama ne gol. İzliyoruz. Perotti yapıyor ortasını. Süper be. Süper be. Valencia'dan süper bir vuruş. Aynı güzellikte Perotti güzel bir orta yapıyor. Valencia mükemmel artistik bir golle. Muslera'nın yapacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. Muslera'nın yapacağı hiçbir şey yok burada. Ve Mustafa Muhammed oyuna giriyor. Dakika 64'te golü buluyoruz. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçiyoruz. Kendi evimizde Galatasaray karşısında. Saraci. Ondan Onyekuru. Falcao. Serdar Aziz. Kaptı topu, Valencia'ya kazandırdı. Valencia'dan Samatta'ya güzel bir pas. Samatta kaptı. Yine bir hata. Kayarak müdahale. Serbest vuruş. Kırmızı kart. Kırmızı vermesi lazım. Kırmızı kart. İşte bu be. Galatasaray dağılıyor arkadaşlar. Kırmızı kart. Dakika 67'de Donk kırmızı kart görüyor. Burada Donk kayarak müdahalesi. Kaymasaydı 3. gol işten bile değildi arkadaşlar. Muslera ile karşı karşıyaydık. Donk kırmızı kart gördü. Ama ne derbi oluyor be. Tam böyle Fenerbahçe Galatasaray derbisine yakışır bir maç oluyor arkadaşlar. Jose Sosa ile tehlikeli bir noktadan şöyle serbest vuruşumuzu kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde ayarladık. Nefesler tutuldu. Topun gerisinde Jose Sosa geldi topa. Vurdu barajın üstünden. Baraja çarptı be. Ah be. Muslera. Gökhan Gönül. Yaptı ortayı. Kim var? Perotti. Gelmedi Perotti'ye. Emre uzaklaştırıyor. Valencia'da kal tekrar. Valencia yapıştır. Muslera. Güzel bir frikikten gol bulabilirdik ama maalesef barajdan döndü top. Falcao. Serdar Aziz kaptı top Falcao'dan. Jose Sosa. Galatasaray bir kişi eksik oynuyor bu dakikalarda arkadaşlar. Perotti. Perotti. Pasını aktaramadı Fegoli. Falcao. Luis Gustavo. Ondan Perotti'ye.
Berotti'den Samatta'ya, Samatta'dan Valencia'ya. Valencia'ya güzel paslaşmalar. Samatta vurdurmadılar. Çok güzel girdik ceza sahasına. Çok güzel girdik ceza sahasına ama vurdurmadılar. Yardar Aziz. Kaptık topu yine. Gustavo Muhammed. Orada bir karambol yaşanıyor. Gustavo. Yine kaptırıyoruz. Feguli. Galatasaraylı oyuncularda kaldı yine. Feguli'den Mustafa Muhammed'de top şimdi. Tehlikeli isimlerden birisi Mustafa Muhammed. Serdar Aziz bozuk pozisyonunu. Perotti. Ondan çok labali bir pas arkadaşlar. Mesut topu kapma çabası kapamıyor. Muslera. Hisserant. Yükseldi vurdu kafayı. Feguli. Onyekuru. Onyekuru'ya gelmeden Gökhan Gönül kapıyor topu. Şimdi Belhanda. Bir oyuncu değişikliği yapmamız lazım. Abi oyun kasıyor ya. Oyun kasıyor. Ama bu arada mükemmel geldik Mesut. Mesut. Ah be Mesut sıyrılamadı be. Perotti. Abi niye oynamıyorsunuz? Yok, oyuncu değişikliğini bir an önce yapmamız lazım arkadaşlar. Oyunun durmasını bekliyoruz ama oyunun da durduğu yok. Belhanda da kaldı. Dakika 84'ler 2-1 öndeyiz. Galatasaray bir kişi eksik. Klasik Fenerbahçe Galatasaray derbilerinden oldu arkadaşlar. Kırmızı kart bile çıktı bu derbide. Samat da yine sıyrıldı. Abi faul yok mu orada? He? Orada faul yok mu hocam? Şu oyunu bir durdur abi. Şu oyuncularımızı bir değiştirelim kardeşim. Perotti orada bitti. Şimdi Mesut'un yerine İrfan Can'ı bir koyalım. Ondan sonra sağ kanatta Gökhan Gönül gitmiş arkadaşlar. Gökhan Gönül'ün yerine kimi koyacağız biliyor musunuz? Filip Nova koyacağız. Yok, Caner Erkin'i koyacağız ama Caner'i şu şekilde Ozan'la yer değiştireceğiz arkadaşlar. Sağ kanada koyacağımız başka oyuncumuz gördüğüm kadarıyla yok. Defanstan Tisserant'ın yerine de Salay oyuna alıyoruz. Bu şekilde 3 oyuncu değişikliğimizi yaptık arkadaşlar. 2 tane defans, 1 tane de orta sahadan oyuncu değişikliğimizi gerçekleştirdik. Oyun durduğu dakikada oyuncularımız tekrardan sahaya girecek. Onyekuru. Gökhan kapattı orayı. Ama pasını aktaramadı Gökhan. Saraçi'de kaldı. 90+3 dedi 4. hakem. Son 2 dakika artık uzatma. Ulan yine mi faul arkadaş be? Ozan Tufan hayır. Atilla Salay uzaklaştırın. 2-2. Arkadaşlar 90+3. 10 kişiyle Galatasaray ikinci golü buluyor. 90+3. 10 kişi Galatasaray golü buluyor arkadaşlar. Ve muhteşem sevinç Galatasaraylı oyuncularda. Abi burada faul yoktu, ona faul verdi. Şurada topu bir türlü uzaklaştıramadık. Serdar'ın vuruşu yetersiz kaldı orada. Adamın önünde kaldı. İzliyoruz. Burada Serdar Aziz uzaklaştırmaya çalışıyor ama Altay'ın da çabası yetersiz arkadaşlar. 90+3'te gol yiyoruz. Durum 2-2. Belki bir şansımız olabilir mi diyeceğim ama maalesef. Bir kere kaleye gelmeye müsaade etti hakem. Ama son düdük geliyor Galatasaray karşısında. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi. Kendi evimizde 10 kişi olmasına rağmen Galatasaray 90+3'te golü buldu arkadaşlar. Görüntüde Caner ve Ozan Tufan var görüyorsunuz. 90+3'te golün yemenin üzüntüsü ile ekranda gördük kendilerini. Hak eden birazcık Galatasaray olmuş olabilir. Ama sonuç olarak arkadaşlar üzücü bir skor oldu. 90+3'te golü yememiz üzücü oldu. Olsun, bu derbiden bir puan almak da güzeldi arkadaşlar bizim için. Trabzon deplasmanda Gaziantep'i yenmiş arkadaşlar. 22 puanda Beşiktaş, 29 puanda Fenerbahçe lider durumda. Ve Galatasaray 12. sırada yer alıyor arkadaşlar. 1 puan aldı şu an için bizden. 14 puanla 12. sırada Galatasaray'ı da görüyoruz. Şampiyonluk için güzel bir 3 puan olabilirdi bizim için ama hiç mağlubiyetimiz yok. 2 beraberliğimiz var arkadaşlar. 11. haftayı da bu şekilde geride bırakmış olduk.
sizlerin karşısında. Güzel bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi oldu. Gollü bir maç oldu. Yine beraberlikle bitti arkadaşlar. Yine bir kırmızı kart var. Yine goller var. İlk yarıda birer gol. İkinci yarıda yine birer gol. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçmiştik ama 90+3'te yediğimiz golle arkadaşlar maalesef ki 2-2 beraberlikle Galatasaray derbisinde bu şekilde sonuçlandırmış olduk arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.